Merhabalar değerli Diyalog TV izleyicileri. Haftanın son iş gününde bir gündem dışı programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere gündem dışı programları sadece pazartesi ve perşembe günü ama haber müdürümüzü biz bir haftalığına tatile göndermiştik. Bugün son günü, pazartesi günü detay programıyla saatleri 2'yi gösterdiğinde tekrardan sizlerle olacak. Bu küçük notu da paylaşalım sizinle. Bugünkü gündem dışı programımızda çok önemli bir konuğumuz var. Aslında yeryüzünde mi yaşamak istiyor yoksa suyun altında mı yaşamak istiyor kendisine soracağız ama biz onu daha çok yeryüzündeki hayatından öte su altındaki hayatıyla ve maceralarıyla tanıyoruz ki kendisi Guinness Rekorlar kitabına da 4 kez girmiş olan bir rekortmen Cem Karabay. Sizler de çok yakından tanıyorsunuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi burada ağırlamak çok güzel ki 142 saat 42 dakika 42 saniye su altında kaldıktan sonra. Benim açımdan da Diyalog TV ekranlarında olmak ayrı bir güzellik ki suya girmeden önce de Hakan Bey'in programındaydık. Hatta kendisine söz almıştık. Rekor esnasında aşağıya geleceğim diyerekten gelmedi. Evet. Kısaca bir sistemde bulunalım evet. Kendisine. Yani suyun altında bekledik Hakan Bey. Göremedik gelmedi. Sizi oralarda. Velhasıl kelam suyun altında olmak yukarıda olmaktan daha güvenli. Daha huzurlu, daha evet. keyifli. O yüzden ben size soruyorum siz nasılsınız diye. Ben suyun altında olduğum sürece gayet keyifli ve rahatım. Hatta çok da huzurlu ve mutluyum. Bizler de yeryüzünde yaşamaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Allah yardımcımız olsun evet, efendim. Sağ olun. Efendim Kıbrıs Barış Harekatı'nın 42. yıl dönümü dolayısıyla zaten rekortmensiniz. Bunun da 42. yıl dönümüne layık olsun diye 142 saat 42 dakika 42 saniye bir rekor denemesi gerçekleştirdiniz ve rekoru kırdınız. Bir dünya rekoru gerçekleştirdik. Bir dünya rekoru ve Guinness Rekorlar kitabına evet. da girdi. Detayları sizden alalım. Aslına bakarsak şöyle kısa bir toparlarsak tabii. bugüne kadar dediğiniz gibi toplam 4 tane dünya rekoru gerçekleştirdik. Bunlardan 2 tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nde yapıldı. Evet. 2009 ve 2011 yıllarında kontrollü ortamda yaşama dünya rekorlarıydı bunlar. Bir akvaryum içerisinde. Kurulan akvaryumda yapılmıştı. Hı hı. Geçen sene itibariyle de benim aşık olduğum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünya rekorları gerçekleştirmeye başladık. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek turizm açısından gerekse yaşam açısından suyun altı, suyun üstü, tarihi dokusuyla dünyanın bilmesi gereken hatta altını çizerekten öğrenmesi gereken bir noktaydı. Bunu kalkıp ben uzun yıllar özel kanallarda televizyon programı yaparken de yaklaşık 25 yakın bölüm yaptım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili. Buranın su altını, doğasını, tarihi yerlerini anlatan. Yine de daha ötesine taşımak istedik ki burada da en başarılı olacağımız şey dünya rekoru yapmaktı. Çünkü dünya rekoruyla bunu eğer hayata geçirebilirsek biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını dünyanın en çok takip edilen web sayfası ve en çok okunan kitabına yazdırma şansına sahip olacaktık ki geçen sene ilkini yaptık. Ben buna prova diyorum. Evet. Hani bu rekorda başımıza neler gelebileceğini, nelere ihtiyaç olacağını gördüğümüz bir rekor yaptık 72 saat ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adını Guinness'e yazdırdık. Bu yılda oradaki bu işin silinmemesi İvedi olarak uzun yıllar boyunca kalması için rekoru kimsenin hayal bile etmeyeceği ki bunu da şu açıdan söylüyorum. Amerikalılar dedi bu rekor 50 saatle. Ben 72 saat yapacağım dedim de Amerikalı rakibim hani şakacı Türk. Yani şaka yapıyorsun herhalde sen evet. denizde yaşamanın zorluklarını bilmezsin. Orada akıntı var, su hareketleri var, soğukluk var, canlılar var. Hani böyle şaka yapma demişti. Ben de kendisine bir sonraki sene de o rekoru ikiye katlayacağım. Esas şakayı o zaman göreceksiniz demiştim. Herhalde şimdi gülüyorlardır bol bol yaptığım bu şaka karşısında. Şu an biz 14 Temmuz'da gece saat 2.18'de suyun altına inip 20 Temmuz saat 1'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 42. yıl dönümünün unutulmaz, hafızalardan silinmez bir hale getirilebilmesi için 142 saat 42 dakika 42 saniye boyunca yaşamışız. Ve daha sonra yine o 390 metrelik mesafeyi elimizde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı ve Türkiye bayraklarıyla yürüyerek gururlu, mağrur bir şekilde böyle destek almaksızın kıyıya çıktık ve sağ olsun Sayın Başbakanımız orada bekliyordu bizleri. Hemen yanında Başbakan Yardımcımız Serdar Bey ve Dışişleri Bakanımız oradaydılar. Bu benim için çok büyük mutluluk ve gururdu. Çünkü bizim hedefimiz, daha doğrusu benim aldığım gurur, suyun altında 142 saat yaşamak değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adını Guinness'e yazdırabilmenin mutluluğuydu ve gururuydu. İşte o mutluluk ve gururu evet, şu an tam olsun. Sevgili diyalog izleyicileri. Ben şöyle getiriyorum, Çağlar'dan bakın, rica edelim bunu yakınlaştırsın bizler için. The longest open salt water, yani en uzun süre tuzlu suda scuba ile yaşama erkekler olarak 142 saat 42 dakika 42 saniye olarak destekçimiz ise yine gördüğünüz gibi Cem Karabay kırmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Girne'de yapılmış bu rekor. İnanılmaz rekorları dünyaya lanse eden Guinness bu rekoru gerçek bir inanılmaz olarak kabul etti ve biz bu rekorun hikayesini yayınlamak istiyoruz dediler. Biz de tabii dedik, en son onlara dün bu rekora ait yaklaşık 10 dakikalık bir video görüntüsünü gönderdik. 142 saatin 10 dakikaya indirilmiş bir hali ki bu görüntülerin birçoğunu şu an diyalog izleyicileri seyrediyorlar ekranlarımızda. Bunları gönderdik. Şimdi bununla ilgili bir hikaye hazırlanıyor. Gene ek bilgiler istenilen verilecek. Kısmetse 19 Eylül'de biz de eşimle beraber Guinness'e gidiyoruz, İngiltere'ye. Orada 3 gün boyunca yapılan çalışmalarla ilgili, bu rekorla ilgili detaylar alınacak. Çünkü dediğim gibi yani bu rekor hiç kimsenin tahmin etmediği bir süreye çıktı. Denizde ve dünyanın en tuzlu denizi olarak kabul edilen Akdeniz'de normal şartlar altında 50 saat, 60 saat yaşanılabilir diye düşünürken biz 142 saat gibi bunun 3 misline çıkartıp birazcık şeye artık ne diyelim buna, çıta çok yükseldi. Fiziğe, kimyaya aykırı bir durumda. Hem insan metabolizmasının nelere kadir olduğunu hem de biz diyoruz içimizde iki iradeyle bu yola çıkıyoruz. Bunlardan birincisi milli irade. Çünkü biz kendi ülkemizin bayrağını dalgalandırıyoruz. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Bazıları soruyor. O yani siz deli misiniz? Böyle bir rekor denemesi yapıyorsunuz. Yani canınıza kastınız mı var diye. Hayır. Hiç kimsenin canına kastı yoktur. Çünkü hepimiz zaten ölümlü insanlarız. Bir gün mutlaka öleceğiz ama sancaktar olabilmek, kendini bu kıvamda görebilmek önemli olan bir ayrıntı. Zira dünyaya geldik, gideceğiz. Yani ot geldik, ot gideceğiz de olabilir. Ama kendinize bir görev addedip kendi ülkenizin bayrağını dalgalandırmak istediğinizde hayatta bir farklılık yaratmış oluyorsunuz. Hele ki yaptığınız şey sportif alandaki bir başarıysa, bu sportif alandaki başarı sizden sonra gelecek olan nesiller için çıtalar oluşturmaksa, onlar için örnekler teşkil etmekse gerçek anlamda güzel. Diğer irademiz ise dini irademiz, yani inancımız. Biz suya girerken önce Allah'a teslim olduk, sonra da sevenlerimizin, bizi destekleyen dualarına. Hep dedim, dualarınızı bizden eksik etmeyin. Hakikaten o kadar çok dualar edilmiş ki biz o 142 saati sanki suyun altında 42 saat ya da 42 dakika yaşamış kadar rahat, huzurlu, keyifli bir şekilde yemek yiyip, eğlenip, top oynayıp, spor yapıp, tavla oynayıp gayet keyifli bir şekilde geçirdik. Tabii böyle baktığımızda her şey çok güzel, komik, basit yani. Ne olmuş ki adam 142 saat ama diğer taraftan yapılan şeyin fiziki ya da anatomisini bir incelemeye kalktığımızda yok böyle bir şey. Sınırlar bu kadar zorlanamaz, limitler bu kadar. Hem psikolojik açıdan hem fiziki açıdan, yani fizik ve fizyolojiyi birleştirdiğinizde bunun bu rakama çıkabilmesini biz kendi ekibimiz içinde yaptığımız toplantıda arkadaşlar herkes inandı mı benim bunu başarabileceğimine? Çoğunluk hocam hayır. Biz rekoru kırar, 72 saati kırarsınız ama hani böyle 142 saat 42 dakika 42 saniye imkansız dedik. Evet. Ama dediler siz verdiniz sözü, yerine getirdiniz. Evet, çok güzel. İlk görüntülerde gördüm. İlk böyle görüntülerin başına gelebilirsek bu arada. Böyle ilk giriyorsunuz suyun altına falan. Nasıl? Evet. O duygular nasıl?
Gece saat 2.18. Evet. Sağ olsun Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bu rekor boyunca evet. O an orada işte buradaki bizim şu anki olayımız dini irademiz, inancımız, Allah'a teslim oluyoruz. Çünkü o andan sonraki her şey içimizdeki o irade, o güç. Yani birincisi bayrağımızdan güç alacağız. Suyun altında Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh bayrağını getirdim İstanbul'dan. Onu astım aşağıya. Bir diğer taraftan inancımız çok önemli. Çünkü orada suyun altında duyduğunuz tek ses buluk 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 diye ağzınızdan çıkan kabarcıkların sesi. Orada kendi kendinize her şeyle, yani etrafınızda insanlar var ama siz yine de bir sterilize olmuşsunuz. Hiçbir şey duymadan, hiçbir şey algılamadan yüzeyde pek çok olaylar olurken, hele ki Türkiye'de yaşanan olaylar hiçbirini bilmeden siz tamamen tecrit edilmiş bir ortamda, size ayrılmış bir bölgede kameraların önünde hayat sürdürüyorsunuz. Hani biri bizi gözetliyor, birileri bizi aşağıda bayağı bir gözetledi. Çünkü serverlar aracılığıyla bütün dünyada bu yayınlandı. Suyun altında 5 kıyafet değiştirdim ben. Bu 5 kıyafetin değiştirilme anlarında ayıptır söylemesi, frikik vermemek için havlular, mavlular, şey insanlar önümüzde durup sürekli o yayında o performansınız da ayakta durdunuz. Ama dediğim gibi, her zaman da söyleyeceğim gibi, ben işin en kolay kısmını yaptım. Çünkü ben suyun altında, normal şartlar altında, geçen gün Instagram hesabımda öyle bir fotoğraf paylaştım. Pullar falan çıkmış. 142 saat kalınca gerçek yüzümüz ortaya çıktı diyerekten. Evet. Yani benim için suyun altında olmak bana şey veriyor, nasıl huzur veriyor. Orada olmak benim için yukarıda olmaktan daha güvenli. Ama beni orada kalabilmemi sağlayan ekip, onlar gerçekten alkışı hak ediyorlar. Evet. Çünkü bunun başında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok çok önemli bir kurum. Yani yangından tutun, herhangi bir olayda direktman doğrudan destek veren kurum bizim için bu rekor. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması olduğu için onlar bizimle beraberlerdi. 42 personel bizimle birlikteydi. 6 gün boyunca suyun altındaydılar, suyun üstündeydiler, her yerdeydiler. Türkiye'den gelen bir 17 kişilik Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü'nün bizim kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz vardı. Onlar bizimle birlikteydi. Böyle baktığınızda karşımıza yaklaşık 65-70 kişilik bir ekip çıkıyor. Evet. Bu 70 kişilik ekip bir adamın huzuru için ya da orada yaşayabilmesi için mücadele ettiğinde, siz de şöyle düşünüyorsunuz, zor anlarınızda, acılar çektiğimizde, kramplar girdiğinde, sancılar yaşandığında, tir tir titrediğinizde, ya bu kadar 70 kişi bir kişi için mücadele ediyorsa, bir kişi milyonlar için bunlara katlanır. Evet. Neler geçirdiniz aşağıda? Yani acıktınız. Mesela canınız bir şey çektiğinde nasıl iletişim kuruyordunuz? Şimdi aşağıda iki tane temel işaretimiz var. Bir tanesi bu. Bunu yaptığım zaman yemek bu. Standart. Şunu da yaparsam içecek anlamında kullanılıyor. Suyun altında normal bir indiğim kıyafet var. Üstüm yüzümde normal maske var. Ve ilerleyen aşamalarda üzerimde tam yüz maskesi dediğimiz full face bir maske var. O full face maskeyi istirahatlerde daha çok kullandık. Bakın şu an yüzümde normal maske var. Yemek yeme, beslenme gibi. Kendinize de bakıyorsunuz. Tabii o çok önemli bir şey. Orada yüzleşiyorsunuz. Evet. Yani kendinizle yüzleşiyorsunuz orada. Hem yüzünüzün, ki ilk rekorda çıktığımda bir balon balığı gibiydim. Hani herkesin beklentisi de bu yöndeydi. Sağ olsun Şamil Hoca, bizim İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Sualtı Hekimliği Hiperbarik Ana Bilim Dalı Başkanı bizimle beraber buradaydı. Kendisi aynı zamanda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu As Başkanı. O bana bariyer kremler getirdi. O bariyer kremlerle öncelikle dudaklarımızı ve yüzümüzün açıkta kalan kısımlarını koruma altına aldık. Hakikaten onlar işe yaradı. Yani tam yüz maskesi, bakın şu an uyurken yüzümde tamamen yüzüm kapalı ama o maskenin olmadığı bölümlerde de bahsettiğim bariyer kremleri yüzümü tamamıyla korudu. Evet, eşim yanımda. Evet, beraber. O kucağımda bir top var. O topla aşağıda oynadık. Evet. Yatarken sarıldık. Sudan çıktığım ilk gece zaten uyurken sarılacak topu aradım. Yani keşke dedim, topu da alsaydık. Top olmadan uyumuyor gerekten. Enteresan. Şu an uyuyorum.
gayet keyifli bir şekilde. Hatta tabiri caizse kükreye kükreye aşağıda. Bu benim bugüne kadar gerçekleştirdiğim en uzun uykuya hasıl olduğum, uyuyabildiğim tek rekorumdu. Öyle çünkü mi? Her gün ortalama 5 ya da 6 saat yakın uyudum. Uyudunuz. Güzel. Yani müthiş. Benim için var ya dedim evet. Ya bu rekoru yani yarın öbür gün birisi kırma gafletinde bulunursa hiç önemli değil. Doğrudan ikiye katlarız. Çünkü artık tamam. Sırrı çözüldü. Evet. Bakın arkada her gün bir pankartımız vardı. Bu da bizim evet. için çok önemliydi. Yaptığımız rekor denemesinin sosyal bir mesajı olması gerekiyordu. Evet. Suya indiğimiz ilk gün terörü ve terör destekçilerini lanetliyoruz başlığını evet. kullandık. İkinci gün kan ve organ bağışı hayat kurtarır. Uyuşturucuya hayır, spora evet kullandık. Üçüncü gün çevremizi ve doğayı koruyalım. Orman yangınları ihbar attığı 177'yi verdik. Dördüncü gün kadına şiddete ve çocuk istismarına hayır dedik. Yani. Beşinci gün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik. Ve son gün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun dedik. Bu arada da her daim bir tarafımızda birlikte güçlüyüz vardı. Hakikaten biz suyun altında bu kadar kişi birlikte olduğumuz için güçlü olduk ve bunu başardık. Suyun altında yemek yedik, suyun altında spor yaptık, suyun altında televizyon izledik. O da yine bir temaşa sanatına uygun olması için aşağıya koyduk. Zira suyun altında televizyon seyretmek çok da güzel bir su altı görselimiz vardı. Çok keyifliydi benim için. Burada arkadaşlarla futbol maçı yaptık. Messi gelmeyince biz dedik elimizdeki arkadaşlarla maç yapalım dedik. Evet. Bunların yaşanmasının aslında hani suyun altında top oynamak ne alaka? Bu hem zaman geçirmek için güzel hem de kaslarımızın çalışması için. Çünkü suyun altında doğrudan doğruya uzay hastalığı denilen kas ve kemik erimesine yönelik bir rahatsızlık yaşıyorsunuz. Yer çekimsiz bir ortamda olduğunuz için yeniden yer çekimli ortama yani karaya çıktığınızda kendinizi tonlarca ağırlıkta hissedip ayaklarınızı kaldıramıyorsunuz. İşte rakiplerimin yaşadığı problem buydu. Çünkü onlar zaten aşağıda sıvı beslenmekten yanaydılar ve hareketsiz, stabil olarak bir noktada kalıyorlardı. Ben ise tam tersi günlük hayatta neler yapıyorsam, beslenmeyi günlük hayatın 2-3 katına çıkartarak, çok daha fazla protein alarak, sporu daha fazla uygulayaraktan suyun altında günlerimi geçirdim. Ve bunun sayesinde de suyun altından çıktığımızda gayet diri ve dinçtik. Sağ olsun bizim Niyazi Bey var. Kıbrıs'ta da bayağı meşhurdur. Restoranları var. Deniz Kız Otel her gün bana 3 saatte bir şiş kebap. Her 3 saatte bir şeftali kebabı. Her 3 saatte bir hellim. Sürekli gönderiyor. Bir yandan da sivil savunmanın mutfağından sürekli yemekler geliyor. Buna rağmen yemek yetiştiremediler. Hatta bir ara aşağıda isyan ediyorum. Yazdım dedim Nazi kampımı kardeşim burası açlıktan ölüyorum diye. Üşümemek için suyun altında tiroid hapı kullandım. Tiroid hapı normalde işte günlük kullanılan bir hapı. Ben 8 saat arayla kullandım ki vücut aşırı titriyoruz aşağıda. Evet. Bunun da yan etkisi olarak metabolizma o kadar hızlı çalışıyor ki yediğiniz yemek 3 saat sonra hiç yemek yememiş gibi kurtlarcasına açsınız. Hadi yeniden yemek gelsin. Bu sefer yukarısı hocaya yemek mi yetiştirelim, tüp mü yetiştirelim diye uğraşıyorlar. Değil mi? Yukarısının görevi çok daha zor. Ciddi anlamda zor. Kıyı emniyeti, gemi kurtarma sağ olsun. Yukarıda remorkla duruyorlardı. Biz suyun altına ışıklar getirdik, kurduk. Işıklarda problem yaşandı. Yaşanır yaşanmaz hemen remorktan kablo çekildi. Suyun altına ışıklar kuruldu. Gece çekimlerinde görürsünüz. Normal havuzlarda kullanılan aydınlatmaları kurduk. Onlardan destek almaya çalıştık. Ellerim suda mantar hastalığına yakalanıyor. Eller bakın şimdi kameraya da göstereceğim. Buruş buruş oldu. Sürekli suyun altına özel karışımlarla kremler getirildi. Elleri korumak için ki sudan çıktıktan yaklaşık bir 8-10 saat sonra ellerim normale dönüş. Şu an hiçbir şey yok ellerimde.
Kollarınız soyuluyor mu? Onlar oldu. Normal. O kadarcık şey var. Sıkıntı değil. Yani 142 saat durduktan sonra şu an şunlar bence hiçbir şeycik değil. Hiçbir şey. Ya zaten şey yanmışsınız da sanki derisi soyuluyormuş gibi. İşte peeling görüyorum. Dediğimiz peeling olay olur. Dökülecek. Evet. Yerine yenisi gelecek gene yani. Gene bir su altına gene şöyle kumlayın kendinizi. Şey değil. Hassas olduğu için cilt. Evet. Doktorum sağ olsun ozon yağı verdi. Evet. Vücudu komple ozon yağıyla yağlıyoruz. Adada da bulamadık maalesef. Şimdi sipariş verdik, gönderiyorlar. Onun etkisi bu zaten. Birkaç gündür süremedik diyerekten kabuk bağladı ama şu an çıktığındaki görsellerle şu anki görseller mukayese götürmüyor. Kızarıklıklar var. Onlar evet, nedir? Bunlar kalma işte oradan kalma şeyler. Bunlar daha kötüydü. Evet. Biz 2 hafta süre verdik. Bir hafta geçmesiyle bütün vücuttaki kızarıklıklarda ki yok yani şu an o kadar çok böyle bir görülecek bir şey yok. Güneşte çok yanan kişilerde yaşanabilecek sorunlar. Ben tuzda yandım suyun altında. Evet, tuzda yapılmanın da keyifli tarafı bu olsa gerek. Arkadaşlardan bir tanesi demişti hocam sudan çıktığında Kenan tadına bakmak istiyorum. 142 saat durunca demişti. Nitekim sudan çıktık. Hocam dedi sözüm vardı bir ısırabilir miyim dedi. Harbiden geldi ısırdan dedi bir şey değişmemiş. Aynı tat aynı lezzetli. Bakın evet. Şu an eldivenler takıldı. Takalı. Kontrol yapılacak. Arkasından büyük ihtimalle yemek seansımız başlayacak suyun altında. Bir de varsa görüntülerde bir de yemek yerken. Var görüntülerin içerisinde gelecek. Bu arada ben yine ekipten bahsetmek istiyorum. Tabii. Çünkü ciddi bu rekorların gerçekleşmesinde o ekip olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Alsancak Belediyesi platformda duruyoruz mesela. Geçen sene onlar yapmıştı. Alsancak Belediyesi Fırat Başkan sağ olsun platformumuz hazırlandı. Şu an platform kaldırılmadı. Orada platform şu an yapay resif olarak suyun altında duruyor. Evet. Çünkü ilk indirildiği günden itibaren lahaz yavruları ve Akdeniz'e özgü endemik bir tür olan Malta palamutları yavruları oraya yığıldı. Evet, bütün yavru balıklar oradaydı. Hatta son gün artık onları böyle şişe kestik, şişenin içinde yakalıyoruz. O kadar o hale geldik. Çok müthiş bir olay. Orada bıraktık platformu. Hem turistik açıdan gelen insanlar orada gelip dalış yapıp orada kırılan rekoru bir kez daha hissedebilmelerini sağlayacak. Hem de su altındaki balıklar için biliyorsunuz Yavuz Çıkartma Plajı kumluk bir alan. Orada balıklar için bir yapay resif oluşturmuş olduk. Evet. Onların ötesinde suyun altında kameralarımız var. 2 tane kamera. 24 saat canlı yayın yapıyor. Yaptı. Sağ olsunlar bize bunları spy güvenlik gönderiyor. Güvenlik hizmetleri. 2 kamera 24 saat canlı yayında. Canlı. Eğer biz bunları insanlarla paylaşamasak, kendi başımıza kalsak aşağıda ne olup bittiğini kimse anlamayacak, kimse bilmeyecek. Bakın şu an içtiğim şey çorba. Çorba işte. Tabii mercimek çorbası. Tek özelliği var. İçinde herhangi bir baharat veya tuz yok. Tuz, tamamen diri olarak geliyor. Şu an et yiyorum. Evet, afiyet olsun. Gayet lezzetli. Ben yemek yerken suyun altında kesinlikle su yutmuyorum. Herkesin böyle bir düşüncesi var. İşte ya suyun altında yemek yiyorsunuz, su yutmuyor musunuz? Yutmuyorum. Zira yemeği ağzıma götürürken eskiden üflerdim. Artık üflememe de gerek kalmadı. Doğrudan doğru yemeği ağzıma ittiriyorum ve çiğneyip gayet rahat bir şekilde, keyifli bir şekilde yemek yiyebiliyorum. Sadece olay şu. Pişmiş, kızarmış gelen yemeğin aşağıda bölünmemiş olması gerekiyor. Bölündüğü zaman o yağda pişerken üstünde bir nasıl diyeyim zırh oluşuyor onun. Evet. Siz onu kestiğinizde, böldüğünüzde daha tuzlu mi? Suyu emmeye başlıyor. İşte bu emilen tuzlu su zaten sürekli vücudunuzda pH denklemlerinde bir difüzyon oluşuyor. Evet. Size rahatsızlık veriyor. O yüzden hep rica ediyordum yukarıya. Diyordum aman etleri bölmeyin. Bütün gönderin ki aşağıda ben ısırma esnasında kopartayım diye. Bu sayede porsiyonları belki biraz daha küçük yapmışlardır. Yani köfteleri işte böyle değil de daha ufak yaptılar yok, belki. Uzun olsun ya ben şey istemiyorum. Çok olsun da ben suyun altında beslenirken olabildiğince daha sonra orada yaşarken olabildiğince güncel hayatı yaşamak istiyorum. Güncel hayatta yaşadıklarımızı orada yapalım. Et büyük olsun ısıralım koparalım yiyelim ki insanlara suyun altında neler yapılabileceğini aslında bir yerde de gösterelim. Benim hep teorimdir o. Normalde Mars'ta, Ay'da yaşamak için nasıl biliyorsunuz? Trilyonlarca dolar para harcıyor. Ya kardeşim gerek yok. Bizim dünyamızın 400-300 sulara çevrilmiş suyun altında bir yaşam. Madem yeryüzüyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Dünyada
bu küresel ısınmaya bağlı işte buzullar eriyecek, dünya tamamıyla su altında kalacaksa biz de su altında yaşamaya adapte olalım diye. Evet. Ben de aslında bunun burada çalışma, bakın şu an yaptığım şey ilk defa deniyorum. Suyun altında kulaçta yüzmek, serbest stil yüzmek yapılabilir mi diye düşündüm. Yapılabiliyormuş, keyifli güzel bir şeymiş. Biraz yorucu oldu sırtında tüple ama evet, oldukça keyifli bir şey. Sol tarafta yattım, uyuyorum. Ya hiç böyle özlemediniz mi? Şöyle bir sırt üstü yatayım da artık böyle bir hani illallah pes ettiğiniz nokta gelmedi mi? Şöyle söyleyeyim. Direktman buna benzer bir düşüncene, mesela acı çekiyorsunuz evet, aşağıda, sıkıntı çekiyorsunuz. Direkt düşündüğüm şey şu. Hayatta en güzel şeyler gelip geçer. Evet. Ve hayatta en kötü şeyler de gelip geçer. Bu bir süreç. Geçecek. 6 gün bitecek. Eğer deselerdi ki bana işte kürek mahkumları vardır ya, hı hı, prangaya vururlar, ölünceye kadar oradadır. Deselerdi ki sen bundan sonra ölünceye kadar burada olacaksın. Belki aşağıda hani o zaman hani ya niye böyle oldu, niye böyle diyebilirsiniz. Ha. Ya da bunun oradaki sıkıntıyı, acıyı daha hafifletebilmenin yollarını ararsınız. Ama orada bir süreç var. Bu 6 günlük bir süreç nasılsa tamamlanacak, nasılsa bitecek diye düşünüyorsunuz. Ha. Öyle düşündüğünüzde sıkıntı yok. Benim suyun altına girerken üzerindeki kuru kıyafet, İsveç malı bir kıyafet, waterproof ait. Sağ olsun Kaftanoğlu bize verdi Ankara'da. Hı hı. Bu elbisenin özelliği içine hiç su almaması. Biz elbiseyi giydik, suya girdik. Yaklaşık 11 saat kullandık elbiseyi. 12 hı, saat verdi. 11 saat sonra yaşanan bazı teknik, yani elbiseden değil de elbiseye bağladığımız bazı aparatlardan dolayı sıkıntı yaşadık. Ve elbiseyi değiştirmemiz gerekti. Elbiseyi değiştirdik. Bu sefer suya girmeden önce tavla oynuyordum. Tavla oynuyorsunuz gerçekten. Bak orada kırığım var. 5-3 attım. Hem girdim hem de Şamil Hoca'nın kulunu kırdı. Geçen sene Kürşat Bey diyordu zar tutuyorsun. Bu sefer Şamil Hoca dedim ya var sende bir hikmet diyor. Şanslıyım neyseyim. Evet, suyun altında keyifli oluyor belki de o yüzden. Yine dediğim gibi Amerika'dan regülatör gönderdi. Atomic ya, bu dünyanın en iyi regülatör olarak geçiyor. Tamamen titanyumda. Bu regülatör ağzının içinde yara oluşturdu. Hemen MAPS değiştirildi. MAPS'ı çıkartıldı. Farklı bir MAPS. Çünkü bu şeyler hiçbir yerde hadi al sen bu regülatörü test et. 140 saat suyun altına kalk bakalım. Ne olacak diye kontrol edilmiyor. Tabii. Belli basınç ortamlarında belli akışkanlıklarına bakılıyor. Biz aslında suyun altında bu ürünlerin de bir yerde testerlığını yapmış oluyoruz. Yani evet, bunu kullanırsak bak bunda sorun olmuyor. Bunu kullanırsak bak bunda bir şey olmuyor. Bu daha iyi. Bak bu kötü çünkü şu riskler ortaya çıkıyor. Ama ancak bunları denediğimizde kullanıyoruz. Bu yıl canlı yayınımızı suyun altında Kıbrıs Online üstlendi. Onlara evet, çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kesintisiz bir yayın verdiler Netavus'la birlikte. Çok teşekkür ediyorum. En evet, büyük sorun geçen sene de bu olmuştu. Yayınla ilgili kesiklikler oluşuyordu, sıkıntılar oluşuyordu, hı hı, izleyememeydi. Bu yıl kimle konuşsam herkes, yani yurt dışından bile, İngiltere'den, Almanya'dan, en son Ukrayna'dan biriyle konuştum. Biz dediler çok rahat girdik, seyrettik, çok da keyifliydi yani dediler. Kendimizi orada gibi hissettik. Ama hala diyorum Hakan Bey'i yanımda hissedemedim. Hakan bir türlü, Bey yoksa bir türlü aşağıya kulakları gelmedi. O eksikliği hissettik içimizde, hep durdu. Valla yüzme biliyorsaydım ve sudan korkmasaydım inanın gelirdim. Tahmin ama ben ediyorum, sudan korkuyorum. 142 saat tamamlandı. Evet, çıkacağız. Son 42 dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Peki birazcık da çıktıktan sonrasından bahsedelim. Bir saat falan törenlerdeydiniz. Törenden hı-hı, çıktıktan sonra artık ne yaptınız? Doğruca Sağlık Bakanlığı zaten sağ olsun bize Faiz Bey Burhan Dalmantoğlu Hastanesi'nde kontroller için almışlardı. Ambulansımıza bindik. Evet. Şamil hocamızla birlikte direkt hastaneye geçtik. Kan tahlilleri yapıldı, kontroller yapıldı. Herhangi bir sıkıntı olmadığı gözlemlendi. Evet. Doğrudan doğruya biz tekrar otelimize geçiş yaptık. Girdik, akşam yattık. Sabah kalktığımızda hayat kaldığı yerden devam ediyor. Ben sizi aradım sabah. Evet, değil mi? Ben dedim ki... Ben aradım sizi. Hatta hattı kapattım ben bir tanesini. Sabah 9 gibi telefon çaldı. Evet. Zaten gece... Hastaneden 3 müydü neydi döndük. Açtım. Merhaba. Ben de Diyalog TV'den. Evet. İşte rekoru kırdınız. Evet. Haber görmedik. Evet. Var kırdık. Tamam. Tamam buyurun. Hayır ben size soruyorum. Diyorum ki hiçbir yerde bir teyit alamadık. Biz akşam gösterelim. Evet, teyidimiz burada. Gösterelim. Teyidimiz hiçbir burada. Hiçbir yerde haber evet, alamadık. Gösterelim. İlk başta evet.
Ben aradım sizi, dedim ben tabii sizin olduğunuzu bilmiyorum. Sizin kendi numaranız da vardı bende ama evet. Rahatsız etmemek için sizi aramayayım da sitenizden birilerine ulaşalım diye aradık. Siz yok, çıktınız. Sıkıntı yok ya. Sadece sizden... bana şey dediniz, şu an telefona bağlanamam dediniz. Evet, onu evet. Hatırlıyorum. Değil, beni yani... bir yere bağlamayın, ben çok yorgunum, uyuyorum deyip kapattınız. Hakikaten yani sudan çıktığımda bile daha rahat konuşuyordum. Yatıp da az bir evet. Saat uyuyunca uykusuzluk oldu, kusura bakmayın yani. Estağfurullah. Ben sizi uyandırdım, siz kusura bakmayın. Sonuna geldik programımızın bu arada. Son 1-2 dakikamız var. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bana inananlar, bana güvenenler ve bana destek olanlara, başta eşim olmak üzere çok 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 teşekkür ediyorum. Benim hep kendimde inandığım şey söz şereftir, şeref namus. Biz bir söz verdik suyun altına girerken. 20 Temmuz'un 42. yılı unutulmazlar arasına girecek diye. İnanıyorum evet. Ki hakikaten oraya her baktığımızda 142 saat 42 dakika 42 saniye gördüğümüzde 20 Temmuz okuduğumuzda 20 Temmuz'un o günü hep akıllarda olacak. Evet. Çok güzeldi, çok muhteşemdi. Diyalog TV'ye, Diyalog gruba çok teşekkür ediyorum. Suyun altında olmasa da sudan çıktığım anda bile sabahın köründe bile aradınız beni. Çok sağ olsun. Evet. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na çok teşekkür etmek istiyorum Türkiye adından. Gerçekten onlar da oradan buraya. Design Group ilk rekordan beri ki Kürşat Tüzmen sağ olsun eski devlet bakanımız. Kendisi kusura bakma arada böyle kaşınıyorum. Derilerde evet, hala şeyler oluşuyor. İzleyiciler yanlış anlamasın. Ama şu an için bir istirahat süreci başladı. Önümüzdeki hedeflerimiz mutlaka olacak. Çünkü geçen gün spor dairesiyle yaptığımız görüşmede sadece su altıyla değil, Kıbrıs'ta yapılacak pek çok sportif çalışmayla ilgili birlikte neler yaparız, neler yapabiliriz. Dediğim gibi ben aşkımı Kıbrıs'ta buldum. O Kıbrıs aşkıyla da Kıbrıs için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için neler yapabileceksek sportif alanda. Ben çünkü bir sporcuyum, başka bir şey de anlamam. Sportif alanda neler yapabileceksek hep beraber yapacağız. Buraya gelmeden önce Escape'deydik, Altınbaş Holding'e ait. Onlarla konuştuk. Dediler hocam biz çok teşekkür ediyoruz sana. Dedim ben size teşekkür ediyorum. Sizler bana destek oldunuz. Ben bu rekoru kırdım. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Ben bu rekorun en kolay kısmını yaptım. Aşağıda suyun altında durdum. Bir tatil geçirdim. 142 saat 6 günlük bir senelik izne çıkmıştım. Evet. O senelik iznim gayet iyi geçti. Ağrılarımız, sızılarımız, sıkıntılarımız mutlaka olmuştur ama bunların hepsi sonuçta yani günün sonunda baktığımızda arkamıza şu an kırılmış olan rekoru görüyoruz. Bu benim için gerçekten çok büyük mutluluk, çok büyük bir gurur. Bu gurur bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına aittir. Bu gurur, bu paylaşım, bu duygu hepimize aittir diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sözüm bitti, yer burası zaten. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 42. yıl dönümüne Cem Karabay'dan ufak bir hatıra diyelim, ufak bir armağan Guinness Rekorlar kitabına girdi. Elimde görüyorsunuz. Gündem Dışı programının bugün de sonuna geldik. Bunun dışında haberlerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.